Merhaba arkadaşlar. Bu çalışmamızda sizlerle Plotinus'u konuşacağız. Onun yaşamından bahsedeceğiz. Belki içinizde tanıyanlar, bilenler vardır bu ismi. Yeni Platonculuğun kurucusudur kendisi arkadaşlar. Yaşamını anlatarak başlayalım. Plotinus milattan sonra 204-5 yıllarında dünyaya gelmiştir. O kendisinden hemen hemen hiç bahsetmediği için tam olarak nerede, nasıl bir aile ortamında olduğu bilinmemektedir. Bedenindeki varlığından utanan adam diye de tasvir edilen Plotinus, resmini çizdirebilmek için onu ikna etmeye çalışan öğrencisi Amelius'a doğanın bizi çevrelediği bu görüntü yeterli değil midir diye karşılığını vermiştir. Buna rağmen öğrencileri dönemin ünlü sanatçılarından birini derse gizlice sokmuşlar. Üstadın yüz hatlarını belleğinde tutan ressam ders çıkışı Plotinus'un portresini resmetmiştir. Porphyrius, Plotinus ile tanıştığında kendisinin 30, hocası Plotinus'un ise 59 yaşında olduğunu belirtmektedir. Porphyrius ismini belki duymuşsunuzdur arkadaşlar, özellikle klasik mantık dersi görenler bilirler. Isagoji diye bir eserin yazarıdır kendisi. Isagoji'de Porphyrius, Aristo'nun organonuna bir giriş olarak tasarlanmış ve içerisinde tümeller konusunu ele almaktadır. Bu eserinde işte 5 tümel konusunu cins, tür, ayrım, türsel ve ilnek kavramlarını işlemiştir Porphyrius. Plotinus dönemin geleneğine uyarak 27 yaşında felsefe öğrenebilmek için önce Mısır İskenderiye'deki hocalara başvurmuştur. Daha sonra işte bu benim aradığım adamdı dediği Ammonius Saccas ile karşılaşmış ve onun yanında 11 yıl felsefe tahsili görmüştür. Kendisine çuval hamal adının takılması Ammonius'un yoksul birisi olduğunu göstermektedir. Önce Hristiyan iken sonra bu dini terk eden Ammonius kendisini felsefeye verip öğrenci yetiştirmeye başlamıştır. Plotinus öğrencileri üzerinde son derece etkili olan Ammonius Saccas'ın yanından ayrılmamış, onun hem öğrencisi hem de en yakın dostu olmuştur. Zaman içinde Doğu'nun metodunu öğrenme isteği Plotinus'u cezbetmeye başlamıştır. Bu yüzden İmparator Gordian'ın İran seferine katılan Plotinus, ordunun bozguna uğrayıp imparatorun öldürülmesi üzerine Antakya'ya kaçmıştır. Oradan Roma'ya geçen Plotinus, İmparator Gallienus ve hanımı Salonina tarafından saygı görerek iyi bir mevkide tutulmuş, onları bir filozoflar şehri kurmaya ikna etmek için gayret etmiş ama sonuçta başarılı olamamıştır arkadaşlar. Plotinus'un tanrılara tapınma konusundaki kararı dikkat çekicidir. Tapınma eylemlerinden titizlikle uzak duran düşünür, bu konudaki düşüncesini şöyle açıklar: "Ben onlara gitmem, onlar bana gelsinler." Bu kararına mukabil Plotinus, Roma'da yardıma ihtiyacı olanların en çok başvurduğu, bilhassa çocukların koruyucusu olma görevini üstlendiği, Porphyrius'un Plotinus'la birlikte kaldığı 6 yıl içinde onun Tanrı ile 4 kez birleşerek vecde ulaştığı, yine Plotinus'un biyografisinden bize ulaşan bilgiler arasındadır. Burada en ilginç olan ise arkadaşlar, Plotinus'un tanrılara tapınmak için tapınaklara gitmeme kararı, buna karşılık toplumdaki muhtaçlara karşı olan oldukça yapıcı ve iyimser tavrıdır. Hem tanrılara gitmeyi reddeden hem de tanrıyı bulma konusunda vecdi gösteren filozof ilk bakışta çelişkide gibi görülmektedir tabii ki. Oysa onun bu konudaki düşüncesi gayet mütevazi ve gösterişten uzaktır. Plotinus dönemindeki dinlerin hangisi olursa olsun dini ritüellerine katılmayı gösteriş ve şekilcilik olarak kabul etmiş, gerçek iyiliğin ve gerçek erdemin eylem olarak hayatımıza indirgenmesi gereken değerler olduğuna inanmıştır. Gerçekten arkadaşlar orası çok önemli. O yüzden tekrarlamak istiyorum. Plotinus dönemindeki dinlerin hangisi olursa olsun dini ritüellerine katılmayı gösteriş ve şekilcilik olarak kabul etmiş, gerçek iyiliğin ve gerçek erdemin eylem olarak hayatımıza indirgenmesi gereken değerler olduğuna inanmıştır. Çok önemli. Yani bugün bize ders olabilecek nitelikte bir sözler bunlar. Yani gösteriş ve şekilcilikten çok dini yürekte yaşamak veya işte hayatımıza eylem şeklinde göstermek gerektiğini söylüyor filozof burada. Ömrünün son zamanlarını 40 yaşında geldiği Roma'da öğrenci yetiştirerek geçiren Plotinus, öğrencisi ve yakın dostu Porphyrius'un melankoli hastalığından tedavi olmak için Roma'ya gittiği bir sırada 270 yılında Sicilya'da hayatını kaybetmiştir. Hayatı hakkındaki vereceğimiz kısa bilgi bu kadar arkadaşlar. Şimdilik sağlıcakla kalın, felsefeyle kalın.